Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. PostgreSQL serimizin 76 ya da 77. dersi olacak, hatırlayamadım. Şimdi bu dersimizde silme yapacağız. Geçtiğimiz derste listeleme ve kaydetme işlemini gerçekleştirmiştik. Hemen iki tane daha buton ekleyelim buraya arkadaşlar. Şöyle kopyaladım bunu, geldim. Yapıştıramadım, neden yapıştıramadık? Bir saniye. Şimdi geldi. Bu sil butonu olsun. Sil olsun. Bir kere daha yapıştırdım. Bu da güncelle butonu olsun. Bir de güncelleme işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi şunu kopyaladım, yapıştırdım. Bir de buraya bir ID alanı ataması yapalım arkadaşlar. Şöyle burası da birim ID olsun. Çünkü ID'ye göre güncelleme işlemi yapacağım. Buranın ismi TextBox 1, ID de TextBox 2 olsun. Tamamdır. Hemen şunların isimlerini de değiştirelim. Ondan sonra başlayalım. Şurası BTN sil olsun. Burası da BTN güncelli olsun. Yani burada şundan dolayı ben isimlerini değiştiriyorum. Hatta şunları da değiştireyim. Burası TX'de birim adı olsun. Projeyi GitHub'a yüklediğim için oradan erişim sağlayabilir arkadaşlar. Burası da birim ID olsun. Şimdi silme işlemini gerçekleştireceğiz. Silme işlemi için bizim bir tane ID'ye ihtiyacımız olacak. ID eşittir int.parse parantez içerisinde TX'de birim ID'den gelen değer noktalı virgülünü koydum. Alt satıra indim. Sonra diyeceğim ki var x eşittir db nokta, pardon db değildi, konteksti, context nokta birimler nokta find bulacak. Neyi bulacak? ID'ye göre benim göndermiş olduğum ID'ye göre ilgili birimi bul. Bulduktan sonra context nokta birimler nokta remove birimler içerisinden kaldır. Neyi kaldıracaksın? X'teki değeri. Şimdi burada X aslında neyi tutuyor? Zaten Entity Framework kullanan arkadaşlar bilirler. Gönderilen ID parametresine göre ilgili ID'deki bütün satırı tutuyor. Bu satırı komple remove metoduyla kaldıracaksın. Sonra c.saveChanges değişiklikleri kaydet ve bir bana mesaj fırlat burada. Diyelim ki birim başarılı bir şekilde silindi desin. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi deneyelim bakalım birim başarılı bir şekilde silinecek mi gerçekten, beraber görelim. Örneğin bekliyorum çalışmasını, listele dedim. Listele dediğim zaman geçtiğimiz derste söylediğim bir şey vardı. İlk connection işte bir tık yavaş, ondan sonra gayet hızlı bir şekilde çalışıyordu. Mesela ben insan kaynaklarını silmek istiyorum. 2 yazdım buraya, sil dedim. Sil dedikten sonra başarılı bir şekilde silin dedi. Listele dedim. Bakın insan kaynakları listeden silinmiş oldu. Peki gerçekten silindi mi? Hemen şurada bir select yıldız from birimsi yapalım. Select yıldız from, ne dememiz gerekiyordu? dbo.birims miydi? dbo.birims. F5'e bastım. Şimdi bir saniye. Table'ı açtım. Tamam, şimdi doğru yazımını hatırladım. dbo.birims ifadesinin çift tırnak içerisinde olması gerekiyor. Silme işlemi böyle. Bir de hemen bunun altından güncelleme işlemini yapalım. Güncelle butonuna çift tıkladım. Güncelleme işlemi için de yine bir tane ID göndereceğiz. ID eşittir int.parse parantez içerisinde TX'de birim ID nokta text diyelim. Tamamdır. Birim ID hafızaya aldık. Ondan sonra var x eşittir db nokta, pardon ben hep db'ye gidiyorum. Sanki db force oluşturduğumuzu düşünerek context nokta birimler nokta find parantez içerisinde x. Şimdi ilk iki satır arkadaşlar silme işlemiyle aynı. Daha sonra ne yapmam gerekiyor benim? Daha sonra şurası ID olacak. X aracılığıyla bu göndermiş olduğum ID parametresine ait satırdaki verilere erişim sağlamam gerekiyor. Mesela x nokta dedikten sonra burada değerlerim geldi. X nokta birim at eşittir. Şimdi bu hangi birim at olacak? Benim göndermiş olduğum ID parametresine bağlı olan birim at olacak. Eşittir. TX'te birim attan gelen değer. Yani ben artık buradaki birim adı TX'te birim attan alacağım. Bu şekilde sen bana revize edeceksin. C nokta save change diyelim, değişiklikleri kaydetsin. Burada bir hani remove veya update gibi bir metot yok. Sadece bir atama var. Ondan sonra bana bir mesaj fırlat. Mesaj box nokta show parantezimi açtım çift tırnak içerisinde birim başarılı bir şekilde güncellendi desin bize. Noktalı virgülünü koydum. F5'e bastım. Görelim bakalım güncelleme işlemi
Çalışacak mı? Şimdi listele dedim. Listeledikten sonra verilerimiz geldi. Şimdi ben buraya mesela önce bir tane birim daha ekliyorum. Muhasebe var, proje analisti var. Staj isminde bir tane birimimiz olsun. Kaydet dedim. Birim eklendi. Tekrar listeli dedim. Hemen burada kontrol edelim. F5'e bastım. Bakın staj 4'e geldi. 2 numaralı birimi sildiğim için bundan dolayı 2 numaralı birim şu anda burada gözükmüyor. Şimdi ben proje analisti yazan birimi güncelleyeceğim. Bunun ismini proje analist nokta. Bakın sondaki bu li kısmını kaldırdım. Güncelleye bastım. Güncellendi dedi. Şimdi bu kez burada görelim. Güncellendim. F5'e bastım. Bakın proje analist olarak değişti. Burada en son etkilenen kayıt 3 numaralı kayıt olduğu için sıralamayı buna göre yaptı. Peki burada da değişecek mi? Listeleye bastım. Bakın burada da değişti. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunun önüne de bir order by yazarak hani en son birim ID'ye göre sırala diyerek işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Şurada listeleme kısmına değerler nokta işte order by şeklinde bir listeleme yapabiliriz. Daha yapalım order by parantez içerisinde x öyle ki x nokta birim ID'ye göre listeleme yapsın. Tekrar çalıştıralım. Listele dedim. Bakın 1 4 3 müydü? Sanırım 1 4 3'tü. 1 3 4 olarak tekrar düzenlenmiş oldu. Tamam mı? Entity Framework ile PostgreSQL kullanım bu şekilde olacak. Bu kadar. Sanırım bu kadar yeterli. Bundan sonra devamı zaten Entity Framework bilgisine bağlı oluyor. Şimdi benden istenen bazı ders talepleri vardı. Onları bu serinin içine ekleyeceğim. Onlardan bir tanesi dışarıdan en azından bir 10.000 datalı bir veriyi projenin içerisine yani PostgreSQL'e import edelim ve onun üzerinde işlem yapalım istendi. Ondan sonra bir SQL verisi veya bir Excel'e anlatmıştım. En azından bir SQL verisi nasıl PostgreSQL'e dahil edilir? Bunu görmek istedi arkadaşlar. Bunlara değinelim. Bir de yakın zamanda şöyle bir fikir oluştu bende. Bayağı da ciddi bir şekilde oluştu. YouTube tarafında MVC ile PostgreSQL veri tabanını kullanarak bir web projesi geliştireceğiz. Bu da yakın zamanda inşallah taslaklarım arasına aldığım konulardan biri olarak yer alıyor. Bu kadar. Bir sonraki derste devam edeceğiz.